Ve Fenerbahçe bugün Fenerbahçe taraftarları sitesine girdiklerinde veya sosyal medya hesaplarına baktıklarında bir sürprizle karşılaştılar. Sürprizle de denemez, buna tuhaf bir durum. Hatta bazıları tepki bile gösterdi. Ne oluyor biçiminde? Aslında Fenerbahçe iletişimde bugün kepen kapattı. Televizyon yayını durdu F FB TV. İnternet sitesine ve sosyal medya hesaplarına da ulaşılamıyor. İki nedeni var. Biri bu akşam duyurulacak Fenerol kampanyası. Diğeri Fenerbahçe otobüsünün kurşullanması olayının dördüncü yıl dönümü ve faillerinin hala bulunamamış olması. Sarı lacivertlerdeki gelişmeleri ve yaşanması beklenenleri NTV Spor sunucusu Yusuf Kenan Çalık'la el alacağız. Ben çok mu söyledim Yusuf ayrıntıya? Ayrıntılar sende çünkü. Gayet güzel özetlediniz. Aslında Ali Koç yönetimi göreve geldiğinde, hem kendilerinin hem de taraftarın desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Çok ciddi bir borç var kulüplerde. Daha önceki haberlerde de dile getirmiştik. Devletin de bu işe el atıp e, banka üzerinden bu borçların kapatılması, uzun vadeli kredilerin verilmesi söz konusuydu. O e, proje henüz hayata geçmediği için Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde 31 Mayıs tarihine kadar 65 milyon euro bulması gerekiyor. UEFA 36 yani 80 milyon euro civarında. 380 milyon Lira olarak. Evet lira olarak. E, 65 milyon euro bulması gerekiyor çünkü e, UEFA'nın Avrupa Kupalarına katılma kriterleri arasında finansal kriterler var. Burada da Fenerbahçe'nin eksi 92 milyon euro, oldu, euro da olduğunu görüyoruz. E, maksimum izin verilen e, oradaki e, rakam eksi 30 milyon euro. Yani 62 milyon euroluk bir meblağı yani kapatması zaman lazım. kala kala bir 62 e, milyon euro açık kalıyor. O açığı da Fenerbahçe taraftarının kapatmasını bekliyor. Tabii taraftardan kastımız sadece e, normal taraftar değil, iş adamları da var bu işin içinde. <laughs> ee, ama pamuk eller cebe de e, yani karınca kararınca. Herkesin öyle. kendi meşrebine göre. Minimum 1 lira zaten. Çok fazla bir mebladan bahsetmiyoruz. Ama milyon eurolar da bağışlanacaktır. Çünkü Fenerbahçe'ye gönül vermiş birçok iş adamı var. Hmm. Daha önce de gördük e, transferlerde ya da salon yapımlarında, tesis yapımlarında çok ciddi katkılar vardı. Burada bu da yönetim kurulu üyelerinin ve Ali Koç'un geri planda kalması gerekiyor. Çünkü UEFA'yı ikna etmek gerekiyordu. Evet. UEFA kurallarına göre yönetim kurulu ya da yönetim kurulu başkanı kendi cebinden, kulübün içine para koyamıyor ya da belirli bir ölçüde koyabiliyor. Bu bağlamda bağışı yaparken birçok kişiye ihtiyaç var. Ne kadar çoğunluk olursa o kadar ikna edici bir kampanya olacak. Dünyada bir ilk maksimum, Tutar 1 milyar TL olarak e, konuldu. Çünkü kanunen destek bağış kampanyalarında maksimum 1 milyar TL toplayabiliyorsunuz. Uzun vadeli bir kampanya, bir yıllık bir kampanya. Ama çok kısa vadede yani 4 Nisan 31 Mayıs arasında 65 milyon euroyu bulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. E, bu kampanyanın tabi... Araçları satıma... belli olacak mı? Yani banka hesabı mı verecekler? Ne olacak? Bu, bu konuda herhangi bir bilgi sızmadı. <laughs> e, hiç kimse aranmayacak. Hiç kimseden elden bir para e, toplanmayacak. Herhangi bir şekilde kulübe gelip ödeme yapılması istenmeyecek. Ama muhtemelen elektronik ödeme araçlarıyla kullanılacaktır. Evet. Bu akşam saat 19.07'de siz de belirttiniz. Evet. 1907 yani. E, aynen 1907'yi tekabül eden. Bütün iletişim araçları durduruldu Fenerbahçe'nin. Sizin de ifade ettiğiniz gibi iki nedeni var. Birincisi bu kampanyanın e, reklamını yapmak, tanıtımını e, yapmak ve ilgi çekmek. İkincisi de 4 yıl önce 2015 yılında 4 Nisan'da Fenerbahçe'ye otobüsü kurşunlanmıştı ve buna da bir tepki var Fenerbahçe camiasında. Hala henüz e, fail ya da faillerin bulunamamış olması bu konuda Fenerbahçelileri rahatsız ediyor. Buna da dikkat çekmek için böyle bir hı. kampanyaya gidildi. Evet o zaman 19.07'yi beklemek lazım. Evet. Daha fazla ayrıntı o zaman çıkacak. İşin içinde Fenerbahçe TV var, Rakip TV ama <laughs> haberini de veriyoruz. Dahası da var. Dahası da var. Çok teşekkürler teşekkür Yusuf sağ olun. Lefter Küçük Andonyadis ve Alex de Souza heykeller. Yoğurtçu Parkı'nda Kadıköy'de malum. Onlarda da siyah örtüler var. Ve sebebini anlamını övünç Özdem'den alacağız. Çünkü kendisi de orada övünç. Yoğurtçu Parkı'ndayız. Bu sabah saatlerinde Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesaplarını, televizyonunu kapatırken, yayınını durdururken Fenerbahçeli taraftarları bir sürpriz daha bekliyordu. Fenerbahçe Stadyumu'nun hemen yanında, Yoğurtçu Parkı'nda bundan şu anda arkamızda kameraman arkadaşımız ekrana getiriyor. Lefter Küçük Andonyadis heykelinin hemen önündeyiz. Siyah bir örtüyle kapatıldı. Stadyumun hemen yanındaki bu heykel yine bu akşam yapılacak Fenerbahçe Kulübü'nün Fenerol kampanyası ile ilgili bir çalışma gerçekleştirilerek heykel siyah bir örtüyle kapandı. Diğer tarafta yaklaşık bir 20-25 metre uzaklığında Alex heykeli var. Alex de heykeli de ekrana getirelim. Lefter heykeli olduğu gibi siyah bir örtüyle kapatıldı. Saat 19.07'de bu akşam heykeller açılacak. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin televizyonunun sosyal medya hesaplarının açılacağı gibi ki Fenerbahçe ürünlerini satan Feneryum mağazalarının da vitrinleri siyah örtüyle kapatıldı. Orada da bir şu an için karartma söz konusu. Bu hem bu akşam yapılacak Fenerol kampanyasına ilgi çekmek, bir yılda 1 milyar TL kampanyası ile ilgili bir farkındalık yaratmak için hem de 4 Nisan 2015 yılında 4 sene önce Fenerbahçe'nin Çaykur maçı sonrası Trabzon'a dönerken Rize Trabzon Karayolu'nda uğradığı silahlı saldırının yıl dönümü. Fenerbahçe bir taraftan da 4 yıl geçmesine rağmen saldırıyla ilgili fail ve faillerin bulunamamasına da bir şekilde vurgu yapıp bununla ilgili çalışmaların devam etmesi, hızlandırılması talebini de bunun hatırlatmasında ifade etmiş oldu.